sevgili izleyiciler yeni bir gün başlıyor. Sevgili izleyiciler yeni güne bu kez CHP İstanbul milletvekillerinden Barış Arkadaş'la hazırlanıyoruz. Hepiniz biliyorsunuz Barış Arkadaş bir gazeteci olarak aynı zamanda gözlemlerini hem siyasetçi hem de bir geçmiş gazeteci olarak geçmişten getirdiği öngörüler öngörüleriyle beraber paylaşıyor bizlerle. Şimdi iklim zirvesinden geldi Paris'ten geldi onu konuşacağız orada çok ciddi gelişmeler ki en son Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin gelecek hafta hani iklimle ilgisi yok ama gelecek hafta Suriye ile ilgili uluslararası toplantının yapılacağını New York'ta yapılacağını duyurması önemli. Bir yandan da liderlerin bir araya gelmesi dolayısıyla çünkü böyle zirvelerden önemli kararlar çıkıyor. bir Sadece hani iklim konusu konuşulmuyor. O açıdan önemli. Şimdi izlenimlerini alacağız Barış arkadaşın bu bağlamda. Fakat gündemdeki gazeteleri şimdi ekrana taşırken hoş geldin diyelim öncelikle. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Herkese de günaydın. Evet, e, günaydın diyelim tabii tekrar. E, gazeteleri başlıklara taşırken mesele e, bir Rus uçağı düşürme işte Boğazdan geçiş ki gazete e, Milliyet gazetesi bugün çok iyi işlemiş o haberi. Akdeniz'de alarm diye bir yığınak yapılıyor. Yani bölgemizde çok ciddi gelişmeler var. Musul'a asker gönderme konusu böyle bir e, alarm durumuna geçti. Irak'la e, sıkıntı var. Barzani bugün gelecek ama Irak'ın haberi vardı deniliyor. E, Irak'ta diyor ki Rusya'yı çağırırım. Çekin askerlerinizi diyor. Bir karışıklık var. Şimdi e, bu yaşananları, bu bölgedeki uluslararası trafiği nasıl değerlendirdiğini bir görelim. Öncelikle ne görüyorsun bir gazeteci, bir siyasetçi olarak bu yaşananlarda? Evet. Şimdi bir kere bugün yaşananları şöyle değerlendirmek lazım. Bugün yaşananlar özellikle 1990'dan sonra Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bağımsız değil. Sovyetler Birliği dağıldı ve Rusya Federasyonu'na dönüştü. Rusya Federasyonu'na dönüştükten sonra işte biliyorsun ee, Gorbaşov'dan sonra Yeltsin, Putin, Medvedev değişiklikleri oldu. Şu anda Rusya dünya devi olmadığının farkında. Bölgesel güç olmaya oynuyor. Çünkü Rusya önce kendi bulunduğu bölgede gücünü tahkim etmek, haritalar yeniden şekillenirken o şekillenen haritalardan ülkesinin çıkarları doğrultusunda payını almak ve bölgenin Amerika karşısındaki tek hakimi olmak istiyor. Bölgeye sadece müdahale eden tabi Rusya değil aynı zamanda Amerika, İngiltere, Avrupa ülkeleri de bölgeye bizim bulunduğumuz bir kısmımız Avrupa'da bir kısmımız da Orta Doğu'ya yakın coğrafi olarak söylüyorum. Bu bölge yeniden şekillendiriliyor ve bir güç savaşı var burada. Hı hı. Müthiş bir bölgesel savaş var ama bu bölgesel savaş coğrafi ve jeopolitik konumu itibariyle her an bir dünya savaşına da dönüşecek durumda. Çünkü e, o milliyeti bir görelim tabii mi? görelim. Milliyet gazetesi sürmanşetinde çünkü o kadar net aktarmış ki bir yandan NATO'nun NATO, NATO ya üye ülkelerin gemileri işte sadece Rusya'nın varlığı değil o bölgede Türkiye zaten var Akdeniz'de nihayetinde hani daralmış olsa da nokta Atış neredeyse bizi savaşla sürükleyen bir boyutmuş gibi kaygı uyandıracak bir gelişme Akdeniz'de alarm diye verilen. Şimdi Rusya... Bir hazırlık diyorsun Aha. sen de. Bak Rusya şunun farkında. Amerika Birleşik Devletleri özellikle adına Büyük Orta Doğu Projesi denilen projeyle bölgeyi adeta cetvelle yeniden çizer gibi çizmek istedi. Fakat Arap Baharı'nın, Arap Baharı adı verilen gerici ayaklanmanın da teşvik edilmesi, hali edilmesiyle birlikte... Amerika Birleşik Devletleri Büyük Orta Doğu projesini rafa kaldırdı. Bunun yerine bölgeyi daha da kapsayan genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesini koydu. Yani Tayyip Erdoğan diyor ya Bob kalktı diye. Orada aslında doğru söylüyor. Çünkü BOP'u kaldırarak çerçevesini daha da genişletti Amerikan Dışişleri Bakanlığı. Çünkü bütün bu planlar, bütün bu kirli senaryolar Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bir think tank kuruluşu var. Orada yapılıyor ve bunlar bildiri haline dönüştürülüyor. Yani IŞİD bahane mesele başka. IŞİD bir kere. burada kullanışlı bir aktör. Nasıl kullanışlı bir aktör? Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesi çerçevesinde hangi ülke bölünecek? Hangi ülkeye Amerika Birleşik Devletleri yerleşecek? Hangi bölgeye Kürt güçleri yerleştirilecek. Nerenin liderleri değiştirilecek? Nerede mezhep ve etnik kavgası çıkarılacaksa IŞİD adeta bir koçbaşı gibi o bölgeye sürülüyor. Şimdi bakın Amerika Birleşik Devletleri kendi planları doğrultusunda IŞİD'i Irak'ta yetiştirdi. Irak'ı işgal ettirdi. Mesela işgalden sonra daha doğrusu istediği yönetimi getirdi. Musul'u boşalttırdı. Suriye'nin özellikle bize yakın olan kısmını boşalttırdı ve o koridoru ne yaptılar? PYD'ye ve YPG'ye açtılar. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin akıl hocaları olan CFR adlı kuruluş ki eski Amerikan başkanlarından oluşur, CFR'nin yayın organlarında 5-6 ay önce o bölgenin boşaltılıp PYD'ye ve YPG'ye verilmesi yönünde yazılar yazıldı. Açık açık yani böyle gizli saklı imalar değil ve şu söylendi, denildi ki Türkiye, Türkiye derken Tayyip Erdoğan'ı kastediyorlar. Tayyip Erdoğan IŞİD'e karşı net bir tavır almıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Derin Devleti'nin dergisinde çıkan yazı bu. Bu hani gizli saklı bir dergide değil. internette de girip herkes bakabilir. O yüzden bizim bölgedeki yeni ittifakımız YPG'dir. YPG Kuzey Irak'tan başlayıp Akdeniz'e kadar inen koridoru tutmalı ve ona teslim edilmelidir. Hı hı. O yüzden bu bölge bir an önce temizlenmelidir denildi. Bakın dergide bu yazının çıkmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, işte Avrupa koalisyonu, dünya koalisyonu denilen koalisyon ya da uluslararası toplum IŞİD'i Suriye'nin o bölgesinden çıkarttı, Irak'ın daha içlerine doğru sürmeye başladı. Yani IŞİD burada bir koç başıdır. Önce bir terör örgütü yaratılıyor. Daha sonra o terör örgütüne eylemler yaptırılıyor. O terör örgütünün yaptığı eylemler sonrasında kamuoyu hazırlanıyor. Kamuoyu hazırlandıktan sonra da askeri operasyonlar başlıyor ve sınırlar cetvelle çiziliyor. Şimdi Tabii işin içine Rusya da girince biraz ha, daha değişti şimdi fotoğraf. Şimdi Rusya şunun için girdi. Girmek zorunda kaldı. Rusya aslında Suriye'de olan biteni uzun bir süre izledi. Diplomatik temaslar yürüttü. Suriye'ye yönelik bu operasyonların durmasını istedi. Esad'ın direnmesini de sağladı Tabii, bu Esad arada. Esad'ın direnmesi için katkıda bulundu ama bunlar daha çok sembolik katkılardı. Fakat Rusya baktı ki Amerika Birleşik Devletleri durmuyor. Özellikle Tayyip Erdoğan üzerinden bölgeyi dizayn ediyor ve IŞİD tehlikesi kapısına kadar geliyor. Şunu gördü Rusya. Eğer bu bölge IŞİD'e bırakılırsa IŞİD yarın İran'ı peşinden Rusya'yı da hedef almaya ve Rusya'nın birliğini de dağıtmaya başlayacak. Çünkü uzun vadeli plan o. Çin'i, Rusya'yı ve İran'ı bölgede etkisizleştirmek IŞİD kanalıyla askeri gücünü, politik gücünü sıfırlamak ve bu ülkeleri IŞİD terörüyle meşgul etmek. Rusya bunun için hem bu oyunu bozmak hem de Laskiye'deki dünyaya açılan, Akdeniz'e açılan askeri alanını korumak için müdahale etmek zorunda kaldı. Eğer Rusya bu müdahaleyi yapmamış olsaydı IŞİD Laskiye'ye kadar yani Akdeniz sahiline kadar inecek, Esad'ın elinden Laskiye limanını da alacaktı ve Esad'ı orada boğacaklardı. Dolayısıyla Rusya'da bölgeden IŞİD kanalıyla çıkarılmış olacaktı. Rusya bu tehlikeyi gördüğü için direkt IŞİD hedeflerine vurmaya ve Amerika'nın planını tersine çevirmeye başladı. Amerika şu anda eli kolu bağlı bir durumda ne yapacağını şaşırmış durumda. Ne yapıyorlar? Tayyip Erdoğan üzerinden bölgeye müdahale ediyorlar. Şu anda Tayyip Erdoğan ve Amerika tam kenetlenmiş durumdalar. Şu anda Avrupa Birliği, Tayyip Erdoğan ve Amerika tam kenetlenmiş durumda. Çünkü Tayyip Erdoğan'dan daha uygun birini bulamaz Amerika Birleşik Devletleri. Rusya, yani Amerikan çıkarlarının da... Amerikan çıkarlarının birebir koruyucusudur Tayyip Erdoğan. Rusya uçağının düşürülmesi de Amerika Birleşik Devletleri'nden habersiz ve bağımsız değildir. Bunun da bilinmesi gerekir. Hı hı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Tayyip Erdoğan üzerinden... Bakın Türkiye demiyorum çünkü bu Türkiye'nin politikası olamaz. Rus uçağını düşürmek, Türkiye'yi maceraya sokmak bizim dış politikamız değil. Bu Tayyip Erdoğan'ın kişisel politikasıdır. Bizim Dış politikamız yurtta sulh, cihanda sulh politikasıdır. Tayyip Erdoğan üzerinden Rusya'ya bir mesaj yolladı. Rusya da bu mesajı aldı, aldığını da zaten ortaya koydu ve elini daha büyük kartlarla açtı. de petrol alıp satan Türk yetkililerden Tayyip Erdoğan'dan, Erdoğan'ın oğlundan bahsetmeye başladı. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Bunu bilerek söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri de Putin'in ortaya koyduğu iddiaları destekli, desteklemek zorunda kalacak ve açıklama yapmak zorunda kalacaklar. Vahim. Tabii şunun için çünkü birkaç ay önce bir Amerikalı daha doğrusu işi de finans sağlayan biri bir operasyonlu öldürüldü ve onun evinde ele geçirilen çantadan Dünyada IŞİD'in petrollerini kim alıyor, kim satıyor? Bunların tamamının çıktı belgeleri ortaya. çıktı. Bu hem Rus istihbaratında var hem Amerikan istihbaratında var belgeli. Hani kara kaplı defterler vardır hı hı. tüccarların bilirsin. Orada isim, 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 isim var. Dört büyük Türk iş adamı var burada. Ve bugün gazetelere de yansımış bir Koreli. O ilki bu operasyonun hı hı hı. ilk adımıdır. Hı hı. Koreli iş adamı daha doğrusu Koreli bir şirketin Türk ortağı işi de el bombası sağlamakla suçlanıyor. Evet, okuduk haberi. Önümüzdeki günlerde evet. önümüzdeki günlerde petrol tankerleriyle ilgili IŞİD'den petrol alan, satan önemli firmalarla ilgili de çok detaylı belgeler ortaya çıkacak. Niye çıkacak bunlar? Çünkü Rus istihbaratının elinde var bunlar. Ve Rus istihbaratı bunları bütün dünyaya dolayısıyla Şimdi, açıklayacak. E, Buradaki hikaye arkadaş, şu, bir parantez açalım ha. mı? Bir parantez Aha. açalım çünkü bugün dikkatimi çekti. Bir kere Rusya Erdoğan ve ailesine yönelik bir takım açıklamalar evet. Rusya'dan yapıldı petrolle ilgili. Ve bugün bazı gazetelerde örneğin Posta gazetesinde vardı Bilal Erdoğan İtalyan basınına röportaj veriyor. Ve petrolle bir ilgisinin olmadığını ifade etme ihtiyacı duyuyor. O, o ifadelerinde, e, röportajında. Şimdi ardarda e, arda, arda bir, bir şey oluyor da bir anlayamıyoruz. Ne oluyor burada bir dört iş adamı dedin, o Aha. defterde var ismi dedin, önümüzdeki süreçte çıkacak dedin. E, bir kar, karışma var galiba. Yani ortada bir petrol var. Ben açıkça fikrimi söyleyeyim. Amerika'sı da, Rusya'sı da, Türkiye'si de, bölge ülkelerinin hepsi bu işin içindedir. Evet. Şimdi bir kere söylediklerimizi özetleyip hemen ona geçelim. Bir. Burada bir bölgesel savaş var ama bu bölgesel savaş her an dünya savaşına evrilebilecek durumda. Neden? Çünkü bu bölge çok verimli. Hı. Neden verimli? Şunun için iklim zirvesiyle de çok bağlantılı. Bu bölge petrol kaynaklarına sahip. Kimse üstünde durmuyor ama su kaynaklarına sahip ve Kuzey Genişletilmiş Kuzey Afrika ve Orta Doğu projesinden bahsettik ya GoKap'tan. Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesi nereleri kapsıyor? Libya'yı, Tunus'u, Mısır'ı, bu tarafa geldiğinde Suriye'yi. Bunlar Arap Baharı'ndan da anlayacağımız Baharı o yani. Tabii gerici ayaklanmanın baş gösterdiği tüm coğrafyayı kastediyoruz. Bunlar bu bölgeler aynı zamanda sıcak ikilime sahip yerler ve Mısır biliyorsun güneşi dik alan bir yer. Keza Tunus, Libya bunlar güneşi çok ciddi bir şekilde dik alabilen ve güneş enerjisinden olabildiğince faydalanan, en çok faydalanan ülkeler. Bunların bu savaşla, iklim zirvesiyle, GOKAP'la ne ilgisi var? Şu ilgisi var. Bütün dünya şu anda bir enerji kavgası veriyor aslında. Bu kavga tek boyutlu bir coğrafya evet, evet. kavgası değil. Bunun içinde su kavgası var, enerji kavgası var, petrol kavgası var. Yeni coğrafi alanlarda yaşayabilme kavgası var. İklim zirvesinde mesela bazı ülkelerin buzullar eridiğinde su altında kalacağı söylendi, konuşuldu. Ben de izledim o tartışmaları. Şimdi dünya şunu tartışıyor. 100 milyar dolar para ayırmak istiyorlar. Ya bu buzullar eriyince dünyadaki sıcaklık Hı -hı. arttığı için 2 derece artıyor. Bütün zaten kavga da onun üzerinde. Bu 2 dereceyi artışı nasıl durdururuz diye. Durduramazsak buzullar erirse bu ülkeleri nereye taşıyacağız? Nereye taşıyacaklar? Afrika'ya taşıyacaklar. Ve o ülkedeki, Avrupa ülkelerindeki e, enerji ihtiyacını nasıl karşılayacaklar? Ne konuşuluyor Avrupa'da? Mısır'a, Libya'ya geniş güneş panelleri kuralım. Bakın paneller, güneşten aldığımız Libya'da, Mısır'da aldığımız güneş enerjisini Fransa'ya İngiltere'ye, Avrupa'nın değişik ülkelerine nakledelim ve böylece orada petrol yakmayalım. Şimdi bu kavganın… geldiği boyuta tabii, bakar mısınız? Tabii. O yani? panelleri biz gördük zaten Fransa'da. Şehrin hı hı. bazı yerlerine kurmuşlar. Şu anda onun denemelerini yapıyorlar. Enerji nakli yapabilir miyiz Libya'dan? Yani güneş enerjisini hı hı. Libya'da depolayıp… Oradan, petrol gibi. Petrol gibi oradan acaba Fransa'ya nakledebilir miyiz? Şu anda bütün dünya bunu tartışıyor, bunu konuşuyor bilim adamları ve bunun denemelerini yapıyorlar. E Şimdi bu savaşın sebebini daha iyi anlıyoruz. Hı hı. Sıcak bölgeleri almak, enerji kaynaklarına el koymak, su kaynaklarına el koymak ve enerjiden elde edilecek geliri de kendi aralarında paylaşmak istiyorlar. Bunu yapabilmenin en kolay yolu ne? Bir kere o ülkede iş karışıklık çıkaracaksın. IŞİD gibi bir terör örgütünü destekleyeceksin, besleyeceksin ve IŞİD'i bir koçbaşı gibi nereye yere. girmek istiyorsan oranın üstüne süreceksin. IŞİD dediğin şey zaten budur. Rusya bu kavganın önemli bir aktörü. IŞİD karşıtı önemli bir aktörü. Çünkü Rusya şunun farkında. Eğer Suriye dağıtılırsa Akdeniz'deki en önemli kalesi düşer. Çin, Rusya, İran ve Suriye bu bağlamda dörtlü bir ittifak olarak hareket ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ise Türkiye üzerinden, daha doğrusu Tayyip Erdoğan üzerinden bölgeye müdahale ediyor. Mesela Irak'a Musul'a daha doğrusu önceki gün asker gönderilmesi ve 1200 askerin orada konuşlandırılması Amerika Birleşik Devletleri'nin ta 2007'den 2008'den beri harekete geçirdiği bir politikanın son adımıydı. Bakın geçen gün Kurmay Eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin çok önemli bir açıklama yaptı Vatan Partisi'nde yöneticisi Aydınlık gazetesine Dedi ki Musul'a asker gönderme ve Musul'un özelliğinin tanınması konusunda İsrail bize ta görevde olduğumuzdan beri baskı yapıyordu demiyordu ama baskı yaptığını söyledi. Şimdi şunun farkında Amerika Birleşik Devletleri. Eğer orada bir Kürt koridoru açabilirsem Barzani üzerinden bir Kürt koridoru açarsam Akdeniz'e Irak'ın enerji kaynaklarını istediğim gibi aktarırım ve orayı güvenli bir koridor haline getiririm. Böylece hem Suriye'nin etkisini kırarım hem İsrail'i sağlama almış olurum. Bütün bu kavganın aslında altında yatan sebeplerden biri de ılımlı, uyumlu İslam devleti adı altında küçük devletler oluşturup İsrail'in etrafını bir güvenlik koridoruyla çevirmektir. Barzani bunun Irak'taki temsilcisidir. Şimdi onun yanına IŞİD'i koymaya çalışıyorlar. Dikkat et IŞİD güya İslam adına hareket ediyor. Hı. Ama dünyadaki siyonizmin merkezi olan İsrail'e karşı Herhangi taş bir bile atmıyor. Bulunmadı, evet. Yani ben bir şey yapsınlar demiyorum yanlış anlaşılmasın ama dikkat çekmek için söylüyorum. İsrail'e bir çakıl taşı bile atmıyorlar. Niye? Çünkü IŞİD'in esas misyonu, Suriye'yi zayıflatmak, Suriye'yi dağıtmak, 3'e dörde böldürtmek, Esad'ı devirmek ve İsrail'in etrafını güvenli devletlerle çevirmektir. Niye Esad'ı hedef alıyorlar? Çünkü Esad Filistin davasının dünyadaki en önemli destekçisidir. Hem Hafız Esad hem Beşar Esad. Esad'ı devirmek. Yani aslında İslam adına hareket edilse sonuçta İsrail'e karşı Suriyeli işbirliği yapması e, tabii lazım. Tabii ama şeyden. Tayyip Erdoğan İsrail'i korumak için İsrailci politikaları e, hayata geçirmek için Esad'ı hedef alıyor. Çünkü Esad'ı devirdiklerinde İsrail'in etrafının daha güvenli olacağını düşünüyorlar ve böylece Filistin davasının da istedikleri istikamette Halit Meşalle Hamas'la Amerikancı çizgiye oturacağını hmm. düşünüyorlar. O yüzden bütün bu kavgayı tek bir sebeple açıklayabilmek mümkün değil. Bunun içinde Filistin'den Çin'e, Çin'den Rusya'ya, Rusya'dan Amerika'ya, Türkiye'den Libya'ya uzanan geniş kapsamlı bir kavga var. Tıpkı bir, birinci dünya, ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi bir paylaşım kavgası ve de bu. İki tane önemli söz var. Bak Saddam, Saddam Irak'a müdahale başladığında çok önemli bir söz söyledi. O günkü o hengame içinde kayboldu gitti dedi ki bütün savaşların anası başlıyor dedi. Irak'a müdahalenin başladığı an. Bütün savaşların anası başlıyor dedi. Papa işi de yönelik mücadele başladığında ne dedi? En son koalisyon güçleri saldırdığında Üçüncü Dünya Savaşı dedi. Yani şimdi bu papa gibi birinin oturup kahvanede geyik yapmasını bekleyemezsiniz. Sonuçta bütün dünyanın bilgileri papaya geliyor konumu itibariyle ve bütün dünya liderlerine kolayca ulaşabiliyor, bilgi alıyor ve yorumlama yeteneği de o yüzden daha iyi. Ne dedi? Üçüncü Dünya Savaşı başlıyor. Bunun adı 3. Dünya Savaşı mıdır bilmiyorum ama 3. Dünya Savaşı'na gerçekten evrilecek bir süreci yaşıyoruz. Amerika burada bir prestij savaşı, güç savaşı veriyor. Rusya bölgede var olma, yok olma savaşı veriyor. Tayyip Erdoğan var olma, yok olma savaşı veriyor. Çünkü Esat kalırsa Tayyip Erdoğan gidecek. Tayyip Erdoğan kalırsa Esad gidecek. Bu denklem bu kadar basit. Burada şöyle özetlemek lazım. Şöyle özetlemek lazım. Askeri savaş var. Petrol savaşı var. Hı hı. Enerji savaşı var. Coğrafya savaşı var. nüfus savaşı var ve ekonomi savaşı var. Beş ayrı başlıkta süren bir savaşın tam ortasındayız. Ha Türkiye bütün bunların dışında kalabilir miydi? Tabii ki kalabilir. Yurtta su, cihanda su, her gün diyoruz, her gün tekrarlıyoruz. Kısa bir reklam arası verelim. Nasıl Haticek kalabilirdik, de. ne yapmamız, en azından bundan sonra ne yapmamız gerektiğini düşünüyor Barış arkadaş diye gördüklerini analiz etmesini isteyelim sevgili izleyiciler. Kısacık bir ara. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Durum kritik sevgili izleyiciler. Akdeniz'de alarm diye manşetleri gördük. Barışçı arkadaşlar bölgedeki yeni düzeni konuşuyoruz. Özellikle Rusya'nın varlığından sonra dengelerin ne yöne seyredeceği ve özellikle ben açılışta da söylemiştim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarihi verdi. Muhaliflerle beraber Esad'lı geçiş formülü için haftaya New York'ta bir toplantı yapılacak. Ondan öncesindeki o kalkışmayı gördük biz. Herkes mevzileniyor. Galiba kritik olan bu. Evet. Yani ondan önce bir herkes kendini iyice bir konumlandıracak. Sonra Sonra o oturulacak gibi algılıyorum ben. Önümüzdeki süreçte göreceğiz ama biz özele dönelim. Türkiye, Türkiye'den, Türkiye'den, Türkiye'den hareket girelim. edelim. Şimdi Rus uçağını Amerika'nın isteğiyle düşürdü Tayyip Erdoğan. Ve bunu MGK'da konuştular. Bunları bilerek söylüyorum. Rusya'ya karşı bir önlem alınması gerekir diye Rus hı hı. uçağını gitti düşürdüler. Ha Rus uçağı ihlal etmişse Türk sınırını o askeri bir tartışma konusudur. Angajman kuralları var. Angajman kurallarına göre Türkiye'nin hakları var. Rusya'nın uyması gereken kurallar var. Bunlar zaten kara kutuda dün Putin'e teslim edildi. Putin o kara kutuyu uluslararası bilim adamlarının gözetiminde açacak ve orada kara kutudan bütün bu konuşmalar, müdahalenin nasıl olduğu, uçağın hangi coğrafi enlemde olduğu falan ortaya çıkacak. Evet, gerilimi o başka, tırmandırma tabii. durumu devam ediyor. Putin o kara kutulu fotoğrafı yansıtıp hain darbe cümlesini de Türkiye'ye karşı kullandı. Aha, evet. Şimdi Putin şöyle bir strateji izleyecek. Doğalgazı kesecek mi kesmeyecek mi? Doğalgazı kesmeyecekler. Onu bir kere söyleyeyim. Çünkü doğalgazı kesmemelerin iki sebebi var. Doğalgazı kestikleri an bir, Türk halkını mağdur ederler. Mağdur ettiklerinde Türk halkı Rusya'nın karşısına çıkar. O yüzden kesmeyecekler. Kesmemelerinin bir sebebi de şu olacak, güvenilmez e, bir halde sokmak istemiyorlar kendilerini. Güvenilmez tedarikçi haline de sokmak istemiyorlar hı, hı, Avrupa ülkelerinin ezine. Çünkü Tabii kendi de kazanıyor da, yani önemli bir Avrupa'ya da, Avrupa da çünkü gaz satıyor, her diplomatik krizde ya da her uluslararası krizde doğal gazı kesen ülke pozisyonuna da düşmek istemiyor. Bu anlamda güvenilmez olursunuz ve dünya başka kaynaklar aramaya başlar. O iki... Türk askeriyle bir sorunun olmadığına ilişkinde mesaj vereceği söyleniyor Putin'in. Askeri de karşısına almak istemiyor. Özellikle Tayyip Erdoğan'la uğraşıyor. Çünkü bu politikaların Amerika adına Tayyip Erdoğan tarafından yürütüldüğünü bizzat görüyor. Ne demiştik birinci bölümde? Artık Amerika ve Tayyip Erdoğan kenetlenmiştir Orta hı hı. Doğu'da. İkisi de birbirine belli bir süre için muhtaçtır. Bakın belli bir süre için diyorum. O süre bittiğinde... Tayyip Erdoğan'dan zaten Amerika Birleşik Devletleri vazgeçer ve yeni oyuncularla yoluna devam eder. Tayyip Erdoğan da bunu görüyor. Şimdi Rusya'nın uçağının düşürülmesi IŞİD'e moral vermek için yapılmıştır. Çünkü o bölgede anlatıldığı üzere Türkmen falan yoktur. Bölgenin adı evet Türkmen Dağı'dır. Orada Halep Türkmenleri vardır bir yerde, bir bölgede. Bu Bayır Bucak AKP'nin uydurmasıdır. Bayır Bucak Türkmenleri falan diye zaten tarihte böyle bir Türkmen birliği de yok bir Türkmen yapısı da yok. Orası Halep'ten gelen Türkmenlerin çok az nüfusunun olduğu bir yerdir. Halep Türkmenleridir ama Rusya'nın vurduğu yer IŞİD'in mevzileridir. Zaten oraya giden savaşçı denilen kişilerin kim olduklarını da çıkan video kayıtlarıyla gördük. İçinde Türkmen falan yok. Burada IŞİD'in mevzisine bir moral vermek için bu uçağı düşürdüler. Çünkü IŞİD Rusya'nın müdahaleleri sonucu o bölgeden hızla temizleniyordu ve IŞİD'e sakın bölgeyi terk etmeyin diye bir moral verildi. Oradaki teröristlere moral verildi aslında. Çünkü Tayyip Erdoğan şunun farkında. O bölge eğer IŞİD'den temizlenirse Suriye Cerablus'a, Esat tamamen yerleşecek. Cerablus'un önemi ne? Cerablus'un önemi şu. Cerablus New York'taki zirvede konuşulacak ana bölge. Güvenli bölge olarak petrol boru hattı, doğalgaz aktarımı Cerablus'tan geçecek çünkü. Şu anda dünyadaki bütün savaş Rus uçağının düşürüldüğü bölgeye odaklanmış durumda. Cerablus bölgesi stratejik öneme haiz bir bölge. Hı hı. Türkiye sınırında ve IŞİD'in kontrolünde. Rusya eğer orayı IŞİD'in kontrolünden çıkartırsa Esad bir mevzi daha kazanacak ve o mevziyi kazandıktan sonra da egemenliğini tamamen hakim kılacak. E şimdi Tayyip Erdoğan niye Esad'ın gelmesini istemiyor? Çünkü Esad'ın o bölgeye yeniden gelmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasına ters. Barzani'ye Kürt koridoru açma politikasına ters. Putin Kürt koridorunun açılmasını istemiyor. Çünkü Kürt koridoru açıldığında bir... Laskiye'nin stratejik önemi azalacak, biraz azalacak. Hı hı. İki, bölge tamamen Amerika'nın, o koridor Amerika'nın denetimine girmiş olacak. Neredeyse 800-900 kilometrelik bir alan. Yani mesela ABD ve Rusya arasındaki o mevzilenme tabii meselesi. Tabii mevzilenme ama dikkat edersen, bak ne yaptılar? Bütün bu Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türk askerinin Musul'a gönderilmesi. Ki Başaka bölgesinin tabii, de stratejik önemi olduğu ifade ediliyor. Irak mı? devletine rağmen. Barzani'ye adeta ayrı bir devlet statüsünde davranılması ve Barzani'nin bölgede güçlendirilmesi hedefleniyor. Ne demiştik birinci bölümde? Şunu söylemiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nin akıl hocası olan CFR adlı kuruluş bölgenin hızla Kürt koridoruna açılmasını ve o Kürt koridoru üzerinden Hareket edilmesi gerektiğini söylemişler. Tabii bu Türkiye'nin ne kadar çıkarına ne kadar değildir. Bu Türkiye'nin çıkarına değil. Niye çıkarına değil? Şunun için çıkarına değil. Gelelim şimdi esas bizim iç politikamız. İşte Rusya ile aynı safta olmamız gerekiyor o zaman. Evet, şundan <laughs> dolayı tabii ki şunun için Kürt koridorunun açılması, bakın Kürt koridorunun açılması Kürt sorunun uluslararasılaşmasına sebep olur. Bu ne demektir? Özde çok açık söyleyeyim. Bu ne demektir? sizin yanınızda Irak'ta, merkezi Irak'ta başlayıp Suriye'nin içlerine doğru yönelen ve uzayan bir iki parçalı Kürt devletinin oluşumu bir süre sonra Türkiye'deki ayrılıkçı duyguları daha da güçlendirecektir. Yani Türkiye şu anda çok önemli bir kavşakta. Ya Kürtlerle Türkiye'deki Kürtlerle birlikte yaşamayı öğreneceğiz birlikte yaşama arzumuzu güçlendiren demokratik adımlara atacağız ya da bu duygusal kopuşun hızlanmasına sebep olan politikalar yüzünden ülkemizde ciddi travmalar yaşayacağız. Şimdilik bu kadar travma diyeyim. Tahir Elçi'nin öldürülmesi sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu meclise bir konuşma yaptı. Dedi ki 100 bin'den fazla insan Tahir Elçi'nin cenazesine katıldı Diyarbakır'da ki o baskı ortamına rağmen otobüsler kente sokulmadı hı hı. polis uçaklar engelledi uçaklar kaldırılmadı vesaire. falan engellendi terör ortamı yaratıldı ve insanlar en az 100 bin kişi katıldı. İzlenimlerini paylaştı işte ve dedi ki Sezgin Tanrıkulu Büyük bir duygusal kopuş var bölgede. Gelin bunun önüne geçelim. 100 bin insan intikam diye bağırıyor ve kopmuşlar dedi Ankara'dan. Şimdi bu duygusal kopuşu durduracak, o duygusal kopuşu tersine çevirecek politikalar üretmesi lazım Türkiye'nin. Hem iktidar partisinin hem muhalefet partilerinin tamamının. Çünkü bu bir Türkiye sorunu. Eğer bölgedeki harita çizme operasyonu hızlanırsa Türkiye bu operasyonun dışında AKP'nin yürüttüğü politikalarla kalamaz. Çünkü AKP tam da bu politikalar doğrultusunda maceracı kişisel beklentilerini öne çıkaran adeta Türkiye dağılırsa dağılsın yeter ki bizim iktidarımız ayakta kalsın anlayışıyla hareket ediyor. Bakın başkanlık sistemi tartışmalarının tam da bölgedeki coğrafi hı hı. planlar, haritalar yeniden çizilirken ortaya atılması tesadüf değil. Başkanlık nedir? Kimse kimseyi kandırmasın. Başkanlık federasyonlarla oluşur. Siz efendim ben Türk tipi başkanlık yapacağım. Federasyon yapmadan, senato koymadan, ulusal parlamento'yu ayırmadan ya da bölgesel yönetimler koymadan başkanlık yapacağım diyemezsiniz. Bütün dünya buna güler. Bunun adı başkanlık falan da olmaz. Eğer başkanlık yapıyorsan Şimdi Amerika, artık bir de Fransa modeli falan geldi ya. Yeni o Fransa modeli Davutoğlu'yu ikna etmek için biraz. Davutoğlu çok ayak diretiyor. Çünkü kendisinin de mevcut durumda bugün itibariyle tasfiye edileceğini gördüğü için biraz ayak diriyor. Bir de o politikanın yürümeyeceğini görüyor Davutoğlu. Yoksa Davutoğlu Türkiye'nin çıkarlarını falan düşündüğünden değil. Ama şu süreçte avantajlı olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Haziran'dan sonra bir Kasım mesajını bu şekilde algılayıp da 7 Haziran çünkü böyle değildi başkanlık anlamında. Kendisine bunun gerçekleştirebilme imkanı sağlayabilecek bir sürece doğru adım atacağını mecliste Öyle konuşuluyor herhalde değil Ama mi kulislerde? Yok, mecliste vites küçülttüler başkanlık konusunda. Zaten Fransa modeline geçelim demek bir anlamda Hı -hı. vites küçültmektir. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki rejime toplumun tamamının ya da en azından yüzde altmışının, altmış beşinin karşı çıktığı kendi anketlerinde de görülüyor. Sen öyle gaz verilen şişirme anketlere bakma yüzde elli beş başkanlık istiyor falan diye. O, onların hiçbir gerçekliği yok. Bunu AKP'lilerle mecliste konuştuğumuzda da ya bunlar boş hayaller Türkiye'yi meşgul ediyorlar diyorlar koridorlarda sohbet ettiğimizde açık çıkıp söylemiyorlar. Ama başkanlık sistemi tartışmasının tam da bu Haritalar yeniden çizilirken ortaya atılması tesadüf değil. Bunlar Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle senkronize giden politikalar. E siz şimdi Barzani'ye Kürt koridoru açıyorsunuz. Oraya bir Kürt devletinin inşa edilmesine Barzani kanalıyla İsrail yanlısı, Amerikan yanlısı bir Kürt devletinin kurulmasına ön ayak oluyorsunuz. E Türkiye'deki Kürt'ü nasıl tutacaksınız o zaman? Barzani'nin Türkiye ile de irtibatı var. Duygusal, ekonomik, ticari, siyasi e, ilişkileri var. Buradaki Kürtleri nasıl Türkiye sınırları içerisinde birlikte yaşam arzusunu güçlendirerek tutacaksınız. Başkanlık tartışmasını açarsan bu ayrılıkçı Kürtlere göz kırpmaktır ve ben sana federasyon vermek istiyorum demektir. Zaten verilen mesaj o değil mi? İmralı tutanaklarında gördüğümüz Tabii. mesaj da o değil miydi? Bu federasyonu ben sana veririm sen benim başkanlığıma ver ben de sana federasyonu vereyim demektir. Çünkü başkanlık varsa federasyon vardır. Başka bir şey yoktur başkanlıkta. Bütün aslında programın başından beri konuştuğumuz, her şeyi yan yana koyduğumuzda Orta Doğu'dan başlayıp Rusya'ya uzanan, oradan Çin'e doğru giden, oradan Amerika'yı da içine alan, Avrupa Birliği'nde içine alan yeni bir dünya Siyasi kuruluyor. bir kavgayı görüyoruz. Yeni bir dünyayı zorlayarak kurmaya çalışıyorlar. Bunu kurarken de, kurmaya çalışırken de neyi kullanıyorlar? Ne yazık ki dinsel ve etnik kavgayı kışkırtıyorlar. Evet, Tayyip Erdoğan'ın sonuçta... sürekli Tayyip Erdoğan'ın sürekli bir mezhep kavgası çıkarması, sanki bir mezhebin temsilcisiymiş ve o mezhebin temsilcilerinin adına konuşuyormuş gibi kamplaşma yaratan söylemleri de dünyadaki bu politikayla Oturuyor. eş güdümlü bir politika. Başı şey arkadaş da aynı süreci yaşadı. Sonra işte Bosna'yı gördük yani. E o, tabii Yugoslavya'da da Yugoslavya'da da insanlar birbirine düşman edilir hale getirdiler ve en sonunda ne oldu? NATO kışkırttığı milliyetçiliği ki NATO kışkırtmıştır oradaki milliyetçiliği, Kosova'daki milliyetçiliği ki Kosova güya lideri olan kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı CIA tarafından eğitildiği de sonra ortaya çıktı. Zaten kendileri de açıkladılar. Önce milliyetçilik, etnik kavga ve mezhep kavgasını topluma bir kere zerk ediyorlar, sokuyorlar. Evet, kere sonra onun üzerinden bir kutuplaştırma yaratılıyor. Kutuplaştırma yaratılıyor ve o kutuplaştırmadan sonra bölünme daha da kolaylaşıyor. Bu yüzden laiklik çok önemli. Bak dün Irak'ın eski bir milletvekili ve Şii din adamı Cemalettin ne dedi? Irak'a da Iraklı bir Atatürk gerekir. Bizi ancak ve ancak laiklik kurtarır dedi. Düşünün Iraklı bir din adamı, Şii bir din adamı. Ama biz de oradan zaten uzaklaştık. E tabi uzaklaşınca başına senin işte bütün bu işler gelir. Kendini bir anda Irak'ta bulursun, bir anda Suriye'nin içlerinde bulursun ve bir anda da buçuk milyon Suriyeli mülteci sorunuyla sığınmacı karşı sorunuyla karşı karşıya Tabii bu bir kalırsın. süreçti Barış'ı arkadaş artık biraz da toparlayalım sözü isterim. Bir süreçti iki seçim geçirdik 7 Haziran 1 Kasım 49 buçuk sonuç. Aldır. Yani demek ki toplumun bir kesimi bunların hiç farkında değil. Toplum aslında şunun farkında toplum aslında olan bitenin farkında ama toplum özellikle MHP ve PKK'nın ve IŞİD'in 7 Haziran'dan sonra izlediği politikalar, yaptığı eylemler sonrası bir belirsizliğe ve bir korku iklimine sokuldu. Bu belirsizlikten ve korku ikliminden çıkmak için en iyi bildiği, iktidarda en azından gördüğü partiye yöneldi. 1.900.000 MHP'li, kendisini muhafazakar olarak da daha çok tarif eden MHP'li Devlet Bahçeli'ye kızdığı için gitti AKP'ye oy verdi. 1 milyon HDP'ye HDP 7 Haziran'da oy veren 1 milyon kişi HDP'nin ve PKK'nın politikaları yüzünden yeniden AKP'ye yöneldi. 400-500 bin Saadet partili Büyük Birlik Partili ve diğer küçük partili merkez sağdan merkez sağda hareket eden ya da muhafazakar kerki ee, olan partiler biriktiler. Niye? Çünkü şunu gördüler: Eğer tek başına bir iktidar çıkmazsa Türkiye'de yeniden hükümet kurulamayacak, devlet bahçeli yine her şeye hayır diyecek. PKK terörü tırmandıracak, IŞİD, AKP politikaları doğrultusunda Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de bombalar patlatacak ve Türkiye büyük bir kaosa sürüklenecek. Ne oldu? 1 Kasım'dan sonra IŞİD bir tane bile eylem yapmıyor. Öyle değil mi? 1 Kasım seçimleri bitti, AKP %49.5 aldı, iktidarını sağlamlaştırdı en azından görüntüde ve IŞİD bir anda tüm hücrelerini tamamen uyumaya sevk etti. Ha, ne onlar oldu da onlar şehit, e, haberi geliyordu yani o da gelmiyor. Ha, PKK da, da aynı şekilde. Ne oldu, da IŞİD, Gelmesin ne o oldu da. da IŞİD birdenbire bütün eylemlerini durdurdu? Niye tam da 1 Kasım seçimlerine yaklaşırken Ankara'nın göbeğinde 102 insan katledildi ve güvensizlik, belirsizlik ortamı alevlendirildi? Ne demişti başbakan? Geçen gün kendisine videoyu gösterince meclisten kaçtı Davutoğlu. Ben öyle bir söz söylemedim deyince ben hemen videosunu açtım ve grup başkan vekilimize aldı gösterdi ve hemen salonu terk etti genel kurulu. Ne demişti? Ankara bombasından sonra 3 puan oyumuz arttı demişti. Ya. Bu da terörün kime hizmet ettiğini göstermesi açısından önemlidir. Toplumumuz aslında bütün bunları görüyor. Ama özellikle Devlet Bahçeli'nin tutumundan dolayı ne yazık ki bir kısmı yeniden AKP'ye gitti. Ha şunu söyleyeyim %49.5 aldılar ama hiçbir şekilde rahat değiller. Bundan emin Muktedir ol. değiller muktedir diyorsun. Muktedir değiller. İktidar oldular ama muktedir olamıyorlar. Ama şu için. var. E, şu var. Sözü bağlarken istersen buraya da gelelim. Biraz e, sürenin yerini olsun Bağlayacağım diye. Bağlayacağım tam. E, tam işte e, muktedir değiller diyoruz. 49 buçu diyoruz ama yani bir, bir şekilde de iki gazeteci hemen. Tam onu söyleyeceğim. Rahat atıldım. olsalardı. Bak rahat olsalardı. Kendilerinden emin olsalardı. Can Dündar ve Erdem Gül'ü talimatla tutuklatmazlardı. Çünkü şunun farkındalar. İzledikleri ve izleyecekleri politikalar duvara bir şekilde toslayacak. Bir şekilde bir çıkmaza girecekler. Bu çıkmaz sokağa girmemek için ve toplumun bütün bu olan biteni konuşmaması için halka gözdağı vermek, halka korku salmak zorundalar. Nasıl Ergenekon ve Balyoz operasyonunda generaller Tanınan iş adamları Türkiye'nin en saygın bilim insanları gözaltına alınarak topluma bir gözdağı verildiyse şimdi aynı Ergenekon sürecinde olduğu gibi yeni bir torba yaratıldı evet. FETÖ torbası. Can Dündar bu torbaya atıldı Erdem Gül bu torbaya atıldı yeni kişiler de atılacak böylece hiç kimse AKP'nin ve Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki politikalarının yanlış olduğunu konuşamaz hale getirilecek hedefledikleri bu. Çünkü onu konuşmak casusluk kapsamına sokulacak. E kimse de casus olarak suçlanmak istemez. Böylece Tayyip Erdoğan'ın politikası sanki milli bir politikaymış gibi yansıtılacak. Hayır kardeşim söylüyoruz. Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikası yanlıştır. Batağa saplanmıştır, çıkmaz sokaktadır. Erdem Gül, Erdem Gül ve Can Dündar Fransa'da iklim zirvesine gittiğimde CHP Fransa Birliği'nin toplantısında da konuştum. Pandora'nın kutusunu açmış, kötülüklerin tamamını ortaya saçmıştır. Bunun için tutuklanmıştır. Onu söyleyeyim, tedirgin oldukları için baskıyı artırıyorlar. Bak 17-25 Aralık yolsuzluk ve yolsuzluk ve hırsızlık operasyonlarının yıl dönümü geliyor. Hemen o operasyonları yapan polislere yeni soruşturmalar açarak adeta bir revanş almaya çalışıyorlar. 17 ve 25 Aralık'ta yeni medya kuruluşlarına, Fethullah Gülen'e yakın olduğu iddia edilen medya kuruluşlarına El koymayı tasarlıyorlar 17'sinde birine 25'inde de başka birine el koymayı tasarlıyorlar Rövanş almak için korkan iktidarlar böyle davranır korkan iktidarlar halka bu kadar zulmeder bu kadar baskı yapar ve toplumu korkutarak yanında tutmaya çalışır 49.5 aldılar ama hiç rahat değiller bunu meclisteki ruh hallerinden de görüyoruz izledikleri politikalardan da anlıyoruz hiç rahat değiller. Ve Türkiye'yi bu şekilde yönetemeyeceklerinde farkındalar. Düşünün ülkenin belli bir kesimine AKP milletvekilleri gidemiyor. Dün HDP milletvekilleri AKP milletvekillerine Diyarbakır'a niye gelmiyorsunuz, niye gelemiyorsunuz diye soruyorlardı. Hani eskiden diyorlardı ya siz oraya gidemiyorsunuz, hı -hı, buraya gidemiyorsunuz ki bu da bir ayıptır yani iktidar açısından. Şimdi AKP Diyarbakır'a gidemiyor, Şırnak'a gidemiyor, Hakkari'ye gidemiyor, Tunceli'ye gidemiyor, Mardin'e gidemiyor, Nusaybin'e gidemiyor, Lice'ye gidemiyor. Düşünün güya iktidarsınız. Ama Diyarbakır'a gidemiyorsunuz. Tabii Dün kaygı çekmiş, verici olan kopuş süreci ya, gibi insan endişe ki, ediyor yani. Hoş kopuş, değil. Bak kopuş sürecini durdurabilmenin tek yolu var. Türkiye'nin demokratikleştirilmesi ve laikliğe sıkı sıkı bağlanmamız ve cumhuriyet değerlerini güçlendirmemiz. Çünkü 90 yıl bu cumhuriyet bizi bir arada tuttu. Eksiği gediği yok muydu? Tabii ki var. Kimse dört dörtlük her şey demiyor. Ama cumhuriyetin temel anlayışı laiklik anlayışı, demokratik anlayışı, çağdaş uygarlığa sahip çıkan anlayışı 90 yıldır bu ülkede insanları bir arada yaşatmayı başardı ama Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin politikaları toplumu birbirinden nefret eder hale müdahalelere rağmen diyelim. Aydınları evet. öldürüldü bu ülkenin. Hala da öldürülüyor. Tahir Elçi öldürülüyor. Her gün polislerimiz katlediliyor. Askerlerimiz katlediliyor, şehit ediliyor. Gençlerimiz öldürülüyor. En küçük bir demokratik gösteri bir bergazıyla, copla bastırılıyor. Gösteri hakkı yasaklanmış. Yürüyüş hakkı ortadan kaldırılmış. Tam anlamıyla bir Diktatörlüğe doğru gidiyoruz. Ha Tayyip Erdoğan diktatör olabilir mi? Olamaz. Yani Türk halkı buna izin vermez. Vermeyeceğiz de zaten. Bunun denemelerini yapıyor ama başarılı olamayacak. Onu söyledikten sonra vaktimiz varsa iklim evet, zirvesiyle ilgili. Evet vaktimiz kalmadı. Öyle mi? Söyleyeyim evet, evet. o zaman şunu söyleyeyim. Bir cümle. İklim zirvesiyle ilgili partimizi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Paris'te temsil ettim parlamenter olarak temsil ettim. İklim zirvesi milletvekilleri oturumuna katıldım. Dünyanın ısınması, 2 derece artıyor <laughs> ısısı. Dünyanın önde gelen ülkeleri bu 2 derece ısınmayı nasıl durdururuz diye tartışıyorlar. Burada yurttaşlara da düşen görevler var. Nedir? Elektriği çok e, zorunlu olmadıkça kullanmamak. Örnek Tasarruf. olarak söylüyorum. Arabayı tabii arabalarımızı olabildiğince az kullanmak ve Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek mesela bir panel gördüm 10 bin dolar şu arkadaki kameraman arkadaşımız gösterebilirse şu mavi ekranı tek ekranı tek ekran kadar evinize bir panel koyuyorsunuz güneş enerjisiyle hı hı. 10 bin dolar bu dünyada yaygınlaşmaya başlıyor elektriğinizi telefonunuzu buzdolabınızı çamaşır makinenizi bilgisayarınızı güneş enerjisiyle dolan bu panelden Temin Sağlayabilirsiniz. Ölüm, Çok minik ayrıntılar var gündelik evet. hayatta. Mikserler yerine de örneğin ama... elle blender işlemli evet. yapabileceğiniz cihazlar var. Yani elektrikten biraz uzaklaşmamız gerekiyor demek istedi Barış arkadaş da biraz gündelik hayatta minik dokunuşlarla bayağı tasarruf edebiliriz. Saat başında bu kez sıcak gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyiciler. Barış Arkadaşı uğurlayacağız. Minik bir mola vereceğiz. Saat başında görüşürüz. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor.